programımızın akışından kısaca bahsetmek gerekirse, öncelikle kulüp başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın ve yeni transferimiz Mesut Özil'in duygu ve düşüncelerini alacağız. Demin antrenmanda Başakşehir formasıyla gördüğüm zaman 2018 yılında bir Alman gazetesine verdiğim röportajda kendisiyle bir gün Başakşehir yollarımız kesişir demiştim. Ve bugün o rüyanın gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz ve Mesut Özil yanımızda. Dolayısıyla Mesut hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Tabii Mesut Türk futbol tarihinin Türk oyuncusu olarak kariyerine sahip olan başka bir oyuncu yok. Dolayısıyla bugün Başakşehir ailesinin içinde olması bizim için ayrı bir mutluluk. Tabii Başakşehir 2014 yılında kurulmuş kısa bir tarihi olan ama gerçekten içine bayağı şeyler sığdırmış, başarılar sığdırmış bir Süper Lig şampiyonluğu, Avrupa'nın ilk 16'sına kalmak gibi başarı, sayısız önemli oyuncu satma becerisi, hatta buradan çıkan oyuncular, yardımcı antrenörler, teknik direktörler, onlar da gittikleri kulüplerde çok faydalı işler yaptılar. Aslında bir yetiştirici özelliğimiz de hep oluştu. Dolayısıyla Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden beri sadece mütevazi yapısıyla ama profesyonel yönetim anlayışıyla futbola odaklanan ve futbol oynamak isteyen her önemli oyuncunun tercih ettiği bir kulüp. Dolayısıyla Başakşehir Futbol Kulübü'nün bu özelliği var. Mesut kardeşimiz de, ben kendisiyle görüştüğümde dün, kendisinin futbol oynamak istediğini, hatta ben kendisine 2 yıllık bir anlaşma yapma teklifini, fakat o kendisinin 1+1 yapalım, 1 yıl sonra tekrar değerlendirelim başkanım diye bir görüşü oldu. Ona da saygı duyduk. Dolayısıyla onun kariyerini, yeteneğini konuşmanın bir anlamı yok. Şimdi artık en yakın zamanda teknik direktörümüz Emre Belezoğlu'yla zaten dün akşam antrenmanları başlamış durumda. İnanıyorum ki burada çok güzel anılar, çok önemli başarılara hep beraber imza atacağız. Ben önce kendisi için, eşi, ailesi, annesi, çocuğu için, herkes için hayırlı olsun diyorum. Başakşehir ailesine de hayırlı olsun diyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sözü sana bırakıyorum. Hoş buldum başkanım. İlk önce hoş geldiniz. Çok diyenecek aslında söz var. Ama çok mutluyum Başakşehir'de olduğum için. Başkanımız dediği gibi aile ortamı var. Sadece futbola odaklı. Benim hedefim de sadece futbol oynamak, mutlu olmak, huzurlu yaşamak. O yüzden doğru adreste olduğumu düşünüyorum. İyi ki de gelmişim. Ve hedefim tabii ki de Başakşehir'e elimden geleni sahada top oynayarak yapmak, takıma yardım etmek ve hedeflerimize ulaşmak. Süreç bayağı iyi geçti yani, konuştuk, anlaştık, geldim. Tabii Fenerbahçe'yle de konuştuk, anlaştık. Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak bir Fenerbahçeli olarak. Tüm kalbimde en iyilerini diliyorum onlar için. Numara için de Berkay kardeşimle konuştuk. Zaten önceden de tanıyordum, abi kardeş gibiyiz. Konuştuk. Çok çok teşekkür ediyorum. Saygı gösterdi. Numara onu bana verdi. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum ona. Ve en önemlisi sahada zaten beraber olmak, birbirimize destekli olmak. O yüzden dediğim gibi yani sahada mücadele edip takım arkadaşlarımla ben de elimden geleni yapacağım. Ya açıkçası çok büyük Fenerbahçe alakalı konuşmak istemiyorum. Yani o konu artık benim için kapandı. Buraya geldim. Burada mutlu olmaya geldim. Dediğim gibi yani Fenerbahçeli olarak her zaman Fenerbahçeli olacağım.
Tüm camiye her zaman destek verdi. Hala da destek veriyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Futbolda bazen olabiliyor. Yani hedeflerin oluyor. Mutlu olmaya çalışıyorsun. Elinden geleni yapıyorsun. Bazen işler rast gitmiyor. Yollar ayrılıyor. Yani futbolda çok çok olan bir şey. O yüzden yani ben Başakşehir'e geldim mutlu olmaya. Orada o şansı bulamadım. Tabii Emre Hoca ile öncelikle zaten bayağıdır tanıyorum. Uzun senedir. Konuştuk. Anlattı bana futbol filozofunu. Düşüncelerini anlattı. Neler başarabileceğimizi hep beraber. Çok çok hoşuma gitti. O yüzden Başakşehir'i tercih ettim. Evet, şunu söyleyebilirim. Yani biz aslında ben 2 yıllık bir anlaşma kendisine teklif ettim. Fakat kendisi 1 yıl ve sonra tekrar konuşalım dedi. Ona da saygı duydum. Mutlak bu kendisine göre bir değerlendirme yapmıştır. Ama bizim için Mesut'la attığımız imza sadece formalite. O bizim buraya bu ailenin bir parçası olarak, geçmişte nasıl bu ailenin içine giren kişiler olduysa o da bir kardeşimiz olarak buradadır. Kendisi burada oynamak istediği sürece, kendisini futbola verebildiği sürece ki onu istiyor zaten. İnanıyorum ki sözleşme sadece şey kalır, biz gereğini yaparız. Buyurun siz sorabilirsiniz. Bir daha ayrıca şey söyleyeyim, rakam konusunda hiçbir zaman bizim normal takım içindeki kriterleri aşmadan, takım arkadaşlarının üstüne çıkmadan orada fedakarlık da yapmıştır. Onun için teşekkür ederim.